Fabrika Haber'de gündemin özetinden herkese merhaba. Kafası karışıklarda bu hafta hangi isim mi vardı? Tabii o AK Parti'nin bir tercihi. Ben Büyük Birlik Partisi olarak Hüdapar'la böyle bir işbirliği yapmam. Diyen destici 24 saat bile geçmeden Hüdapar'la poz verdi. Bu anlamda da tabii o AK Parti'nin bir tercihi. Ben Büyük Birlik Partisi olarak Hüdapar'la böyle bir işbirliği yapmam. Kimler kimlerle beraber değildi? Hazır mıyız? Allah yar yardımcınız olsun. Çok amin Sayın Cumhurbaşkanı. Sürekli hatırlatıyoruz ama Hüdapar lideri... Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir. Demiş miydi? Hatta bu ilişki ağından bahsetmeye yayın yasağı geldiği için biz bu ilişki ağından bahsedemiyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bahsedebilir. Hüdapar meselesi. Bakın geliyorlar, tarıyorlar ve iki kişiyi orada öldürüyorlar. Bunu neyle izah edecekler? Hakikaten bunu nasıl izah edecekler? Müebbet alan 58 Hizbullah tetikçisinin sessiz sedasız tahliyesini nasıl izah edeceksiniz? Tamamıyla yerli ve milli bir yapı. Hüdapar'dan bahsediyor. Yani Hizbullah'la ilişki ağından bahsedilmesi yasak olan yeni müttefiklerinden. Hüdapar'a yakıştırılmak istenen bazı çirkinlikler var. Bu nasıl bir zihniyet? Kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden zihniyettir bizim zihniyetimiz. Sizin zihniyetiniz. Peki çözüm? Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım. Diyorsunuz. Peki ne diyorduk? Dünyanın ilk SİHA gemisi, Cumhur İttifakı'nın gururla ve mutlulukla önünde poz verdiği ama memlekette kuru soğan kadar konuşulmayan o geminin teslim töreni yapıldı. Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havaalanı limanları yapmakla bu iş çözülmez. Son patates kaç para onu söyle. Sonuna kadar haklı Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü vatandaş aç. Çünkü vatandaşın önceliği karnını doyurabilmek. Türkiye'de işsiz sayısı Şubat ayında 9 milyona yaklaşmış. Bu da mı gerçek değil? Deprem, ne demek yeter? Depremden geldim, deprem. Malatya'dan geldim. Ne yapmam lazım? Ne yapacaksın? 4 gün orada ben açsızım. Yalan söylüyorsun, yalan. Yalan söylüyorum. Devleti karalamak için her türlü... Devlet. Hadi depremzede vatandaş iddia edildiği gibi yalan söylüyor diyelim. Hadi diyelim. Peki Sayın Cumhurbaşkanı da mı yalan söylüyor? Sevgili yurttaş. Yandım Allah diyorsa benim halkım, vatandaşım, %25'i açlık sınırının altındaysa, %50'si yoksulluk sınırının altındaysa bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Rakamlar ortada. Durmak yok, yola devam dediler. Bir mahalle dolusu korumayı peşinden koşturarak. Enteresan bir şey yazmışlar. 7 düel, 7'li masa, sana vız gelir büyük usta demişler. Artık tercih sırası vatandaşta. Aklımı helal etmiyor. Hep etmiyoruz, hep etmiyoruz. Yiyecek bir şey yok. Devletimiz utansın. Başka bir şey demiyorum. Fabrika Haberi izlediğiniz için teşekkür ederiz.